hoş geldiniz. Kısmetse bir dakika sonra bir aksilik olmazsa inşallah diyelim ligde şampiyonluğumu ilan edeceğim bu maçla beraber. Geçen gün bahsetmiştim, kupada şampiyon olmuştuk çok şükür. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktık. Geçen gün bahsetmiştim, Leipzig'e ilk maçta 1-0 yenilmiştim. İkinci maçı deplasmanda 2-1 aldım. Çok şükür Şampiyonlar Ligi'nde bu bir iki, yarın tabii yarın kısmetse yani herkesin yaptığı gibi final oynayacağız bakalım. Şimdi bugün de inşallah ligde şu oynadığımız maçla beraber bitime 3 hafta kala. Ki bu maçtan sonra 2 hafta kalacak. İnşallah şampiyonluğumu ilan etmiş olacağım. Çünkü şu an 7 puan farkla en yakın rakibimden öndeyim. Ki rakiplerim de güçlüydü. Fena değildi. Eksik olmasınlar. Şimdi şu maçı izleyelim. Ondan sonra küçük bir değerlendirme yapalım. Ha bu arada arkadaşlar 5 token'a bir oyuncu sattım. Onun da bilgisini vereceğim size. Ve bu arada herkesin beklemiş olduğu gibi... Ben de 3D'yi bekliyorum. 3 boyutlu Top 11'ı bekliyorum. O da 27'sinde yani yeni sezonun ilk günü ki tahminim doğru. Ben hatırlarsanız Nisan'da bekliyorum demiştim. Nisan güncellemesiyle beraber ki nitekim Nisan ayında oynayacağımız sezonda başlıyoruz. Ve bu arada rakibin bir hatanı gördük. Ben şöyle bir 11 ile çıkmışım. Bu aslında benim rakip 3-3. 3-1 şeklinde oynuyor sahada. Ben de hemen taktikleri göstereceğim. Bugün biraz farklı oynadım. Çeliği defansta veya orta sahada, daha doğrusu orta sahada değil, hemen çift forvet şeklinde koydum. Ve sert savunma oynuyorum yine, karışık kapalı. Bu sezon arkadaşlar çoğunlukla sert savunma oynadığım için bu maçta da sert savunma oynuyorum açıkçası. Başka bir niyetim yok. Rakip üçlü defans oynuyor. Üçlü orta saha. Gördüğünüz gibi AMC, BL, AML, AMR ve ST şeklinde sıralanmış. Bakalım hayırlısıyla. Dediğim gibi bu maç itibariyle şu an %77 toplu oynama bende gördüğünüz gibi. Ve bu arada arkadaşlar yine bir aksilik olmazsa gol kralı da bende. Çelik gol kralı oldu. Ki genelde orta sahada oynattım ve De Boer çok güzel bir sağdan vuruşunu gerçekleştirdi. Mis gibi ilk golümüzü attı. Ben bu maça kadar arkadaşlar hiç çift forvet oynamadım. Genelde hep tek forvet oynadım. Hatta AMC'lerle oynadık daha çok. Gültekin ve Barbaros'u çift AMC pozisyonunda genelde oynattım. Şimdi Barbaros'ta gidiyoruz bakalım. Evet. Orada Aygün orta sahada. Bu maçta DMC oynamadım. Şunu DMC'ye çekeyim diyeceğim. Hafifçe Gültekin. Evet. Çelik. Ben bu maçta yine serbest atışları Çelik'e kullandırıyorum. Ve penaltı dahil olmak üzere. Hemen arkadaşlar oyuncular yoruldu. Çünkü çok fazla açıkçası kondisyon yüklemesi yapmadım. Hemen maçın başında alırız dedim. Dolayısıyla çok fazla dediğim gibi kondisyon yüklemesi yapmadık. Sıkıntı olacağını da düşünmediğim bir maç açıkçası. Rakibi yani aslında küçümsemek arkadaşlar bu tip maçlarda özellikle çok tehlikeli oluyor. Ben bunu daha önce ceremesini çektim ama dedim ki bu maçta şey yapmadık. Yine öyle yaptık diyelim. Yine çift forvetle üçlü defansı çok rahat geçeriz diye düşünüyorum. Evet, çelik serbest vuruş kullanıyor. Şuradan atsın ve rahatlayalım. Güzel. 2-0. Evet, bitsin. Bu maçtan sonra arkadaşlar 2 maç kalıyor bildiğiniz gibi. Cuma cumartesi günü itibariyle ligler bitiyor, sezon bitiyor. Ve dediğim gibi yarın da Şampiyonlar Ligi finalleri var. İnşallah Şampiyonlar Ligi finaline çıktık. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde alırsak şu an bu sezonu 3. kupasını almış olacağım inşallah. Bakalım ne olacak. Evet, güzel. Rahat bir geçiş oldu. Dediğim gibi ilk şu an 41. dakika itibariyle 2-0, %77'ye 23 toplu oynama hakimiyeti bizde. Dediğim gibi rahat, kolay bir maç oluyor. Sıkıntı yok. Bir de şöyle bakalım. Evet. Oyuncularda gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir yanarlı dönerli durum söz konusu.
Bu da güzel. Bunun sebebi de arkadaşlar şey özel sponsorluk ödüllerinden verilen bu tutuşan oyuncu hakkımı dün itibariyle kullandım. Çünkü biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne gelirken yarı finaldeki ilk maçı 1-0 mağluptum. İkinci maçı yenmek için özellikle bu yanarlı dönerli tutuşan oyuncu motiflerini ateşledim tüm takıma. Gördüğünüz gibi bayağı bir tutuşan oyuncum oldu. Bunun da elbette skora katkısı vardı. Güzel oldu. İnşallah finali rahat geçeriz. Bakalım ki finaldeki rakip de güçlü. Birazdan maç sonu itibariyle onu da göstereceğim. Ve ondan sonra yarınki Şampiyonlar Ligi'ni bekleyeceğiz bakalım. Genellikle bu maça kadar arkadaşlar 4-1-3-2 şeklinde oynadım. Veya 4-1-4-1 şeklinde oynadım. Dediğim gibi duruma göre değişti. Rakip pozisyonuna göre değişti. Ama genellikle dörtlü defanstan bu sezon hiç ödünü vermedim. Önlerine DMC'yi kimi zaman oynattım. Kimi zaman 4-5-1'e doğru da geçtiğim oldu rakip durumuna göre. Ama şimdilik güzel bakalım. Evet. Taktiklerde de bahsettiğim gibi genellikle sert savunma oynadım bu sezon. Ve kontratakları da kapalı tutmama rağmen güzel goller de geldi. Evet, şu an rakip ataklarını ufak ufak izledik. Ama gördüğünüz gibi istatistiklerde hala hakimiyetimiz söz konusu. Evet, şimdi atak sırası bizde. Bakalım güzel kanattan geliyor. Bakalım güzel bir orta gol getirecek mi? Hayır. Evet, eleman mükemmel bir savunma yapmış. Güzel. Hemen şöyle bir tekrar topa sahip olma verelim. Burada uzun top oynadı gördüğünüz gibi ve topu kaybetti. Kısa top. Genelde arkadaşlar ben kısa pası tercih ettim bu maça kadar. Onu da söyleyeyim. Evet. Şöyle göstereyim. Hatta pas atma şekli tekrar kısa alalım. Kontratağı kapattık. Yüksek presle oynuyorum. Normal adam adama. Evet. Offside taktiğim açık. Evet. Barbaros sağlı sollu. Sağlı sollu ilerledi ve golünü attı. Arkadaşlar şu golleri gerçekten şu 3D'de görmek istiyorum. İnşallah yine o zaman da güzel golleri bu şekilde görürüz. Açıkçası özlediğimiz, beklediğimiz bir özellik. Evet, rakip iyi kaçırdı. Bu arada yorulan oyuncularım var. De Boer gibi ilk golü atan oyuncum. Şöyle bir şey yapalım ufaktan. Şu bu sezon kiralık gelen oyuncu. Şöyle koyalım. Çok bir şey değil. Oyuncuları şöyle ufaktan bir değiştirelim. Biraz. Evet. Evet, offside'a düştük. Hem de arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuncu değişikliği yaptığınız zaman artı bir yeşiliniz sizin oluyor. O da güzel. Evet. Güzel. 80. dakika. Oyuncu değişiklikleri ufak ufak geliyor. Evet. Evet ve Çelik Barbaros'un pasında golünü attı. Güzel. Gol krallığında bir kademe daha ileri geçmiş olduk. Maç sonu itibariyle şu gol krallığını da bir gösterelim. Bu sezon arkadaşlar ligde açıkçası çok kolay rakipler yoktu. Yani yüzün üzerinde ekipler de vardı. Ama dediğim gibi biz de boş durmadık. Çok şükür. Bitirdik. Evet. Hadi bakalım. Güzel. Evet ve maç 5-0 bitti arkadaşlar.
güzel. Çelik'in 1-2-3 golü var. Gayet iyi. Bu maça yansıyan güzel özellikler. %76'ya 24 toplu oynama bizde. Çok çok iyi. Diğer özellikler de zaten belli. Dengeli bir saldırı oldu. Dengeli bir mücadele oldu. Teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. Evet ve bu sezon şöyle ligde hemen gösterelim pozisyonu. Evet, şampiyonluğumuzu böyle ilan ediyoruz arkadaşlar. Son 2 maç kala. Yani rakip almış olsa bile maçını, galip gelmiş olsa bile açıkçası son 2 maç kala yine 7 puan farkla önde olmamız sebebiyle şu son 2 maça gelmeden ki bir tanesi son maç zaten benim ikinci sıradaki oynayan takımdaydı. Ondan önceki maçta şu takımda oynayacaktım. Gördüğünüz gibi bu da güçlü bir ekip ama çok şükür geçtik. Şu ana kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 beraberlik ve namağlup olarak 101 golle şu an itibariyle son 2 maç kala şampiyonuz inşallah. Çelik de gol kralı. Bundan da %30 bitiricilik gelecek. Güzel olacak hayırlısıyla. Şu an zaten Çelik en değerli oyuncu pozisyonunda. Çok çok iyi. Evet. Bu da federasyonda yapmış olduğum bir şey. Özel sponsorluk ödülleri için. Şimdi arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde yarın şu takımla final oynayacağım. Gördüğünüz gibi 2-1 mağlup. Güzel rakip oldu. Rakip de arkadaşlar 4-5-1 şeklinde oynuyor. İnşallah yeneriz bakalım hayırlısıyla. Rakip yani çok güçlü gözükmüyor. Beşli kalabalık bir orta saha olması açıkçası bazen dezavantaj olabilir. Ama bunu da yani biz de orta sahayı kalabalık tutarak karşılıklı bir mücadele olacak. Bu da rakip kendi alanında zaten kendi ligine gördüğünüz gibi o da mağlup. Namağlup ve hiç beraberlik olmadan 23 maçta 23 galibiyetle o da kendi liginde şampiyon. Bakalım hayırlısıyla dediğim gibi güzel bir maç olacak. Bunu yenersek de inşallah Süper Kupayı da yani bu sezon 4. kupayı da almaya çalışacağız bakalım. Kupada zaten bunu daha önce söylemiştim. Güzel bir şekilde geçti. 2-0'la aldık. Sağlam bir maç oldu. Rahat bir maç oldu. Ve bu arada arkadaşlar herkesin elbette beklediği şey şu 3D maçlar. İnşallah bunun da hemen yayınlanmaz. İlk videosunu yapmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen de kalın. Ha bu arada bir aksilik olmazsa federasyonda da güzel bir şekilde federasyonda da en iyiler grubuna inşallah bu sezon yükseliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi Elması 5. sıradayız. Ve bir sonraki sezon bir aksilik olmazsa inşallah en iyiler arasına çıkmış olacağız takım olarak. Bu da çok keyif verici bir haber. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen'de kalın. Görüşmek üzere.